Evet iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz her hafta biz her konunun aslı aslarını konuşuyoruz. Böyle her şeyi bir kurcalıyoruz. Bir daha bakıyoruz ve ana medyanın söylemediği şeyleri daha bağımsız, daha özgür ve çok değerli konuklarla tartışıyoruz. Bu haftaki konuğum çok değerli bir konuk Sayın Murat Gezici. Gezici Araştırma Kurucusu ve Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı. Biliyorsunuz çok yakın bir zamanda bir referandum geçirdik ve bu referandum süresinde işte ortalıkta bir takım bilgiler böyle dolandı dolandı. Şimdi de dolanıyor. Fakat kendisi sahadaydı ve bu seçim sonuçlarını çok çok küçük minimal diyeceğimiz ufak sapma bile olmadan tahmin etti ve kendi kendisini bilindiği üzere çok yerde göremiyoruz. Biz bu sonuçları kendisiyle birlikte derinliğine araştıracağız ve Türkiye'nin bu sonuçların gelecekte nasıl olduğunu konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, öncelikle kutluyoruz sizi. Haritamızda arkada. Gerçekten e, siz ısrarla, değil mi? Siz şöyle evet. bir şey yaptınız. Bu çok ilginç oldu bence Türk seçim tarihi ilk defa gördüğümüz bir şeydi. Önce hayır oyları öndeydi. Bunu çıktınız, söylediniz. Sonra dediniz ki son 15 gün, değil mi? Yanlıyor muyum? 15-20 gün. 20 gün önce biz sahada evet oylarını gördük ama fark çok yakın yüzde pay var diye. Sizi buna iten ne oldu? Önce bunu soracağım. E, bu dinamiği nasıl <laughs> yakaladınız? Nasıl gördünüz? Evet. Toplamda 16-18 civarında anket yaptık referandum süreci evet. boyunca. Bu referandum yapılan anketlerde her zaman hayırlar öndeydi. Son yaptığımız araştırmada evetin öne geçtiğini gördük. Çok affedersiniz. Ne zaman başladınız? Yani karar alınmadan önce de mi başlıyorsunuz? Nasıl çalışıyor bu şirketler? İzleyicilerimize çok anlatmak istiyoruz. Oradan başlayalım. Evet. Biz bu tür araştırmaları tam 4,5 yıl öncesinde başladık esasında. Referanduma destek var hmm. mı yok mu? Benzer araştırmalar. Benzer araştırmalar. 4,5 yıl öncesinde, neden 4,5 yıl öncesinde Sayın Erdoğan'ın bir hedefi olduğu belliydi. Başkanlık yani konusunda. başkanlık konusunda. Örneğin sarayın yapılmasından tutun hmm. yaptığı söylemler, propagandalar aslında bir evrenin başlangıcı hmm. hazırlığıydı. Evet. Ee, Sayın Erdoğan aslında bir anda ben başkanlığı istiyorum demedi evet. ya da bir anda Sayın Devlet Bahçeli başkanlığı istiyorum demedi çünkü adamların hedefi vardı 2023 evet. hedeflerinin bir parçası başkanlık sistemi olması gerekiyordu. Evet. Ve bu söylemlerin yoğun bir şekilde olduğunu gördüğümüz gördüğümüz andan itibaren halka sorduk. Halkın %70 üzeri %70 %65 bandında hayır dediği görülüyordu. Bu sürecin ee, değişebilmesi için Türkiye'de birçok şeyin e, algısının değişmesi gerekiyor. Toplumun tercihleri, beklentilerin değişmesi gerekiyor ki iktidara desteğin artması mümkün. E, bu süreç Türkiye'de yavaş yavaş hazırlandı gibi Hı. toplum üzerindeki reaksiyonları, reflekslerinin e, yansıması ile birlikte bir, an, e, bir anlamda son bir yıl içerisinde çok ciddi anlamda desteğin olmaya başladığı görüldü. Hmm. Bu destekle birlikte oranların da değiştiğini gördük. Biz e, bu süreçte aşağı yukarı 18 tane anket yapmaya bu süreç çalıştık. Bu süreçte 18 anket? 18 ve yaklaşık bir e, bir yıl iki ay civarında yani 14 ay hmm. içerisinde 18 tane araştırmaya evet. sığdırdık. Bunu gerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerek abonelerimiz için düzenli bir şekilde yapmaya başladık. Evet. Ve buradaki reaksiyona baktığımızda ilginç reflekslerin olduğunu görülüyordu. Evet cephesinin gerekçeleri çok farklıydı. Evet'e iten hayırın sebepleri çok evet. farklıydı bu süre bu şekildeydi genel olarak. Şunu söylemek istiyorum. Evetle hayırın gerekçeleri farklı diyorsunuz. Oradan isterseniz alalım. Ne evet. dersiniz? Şimdi evetle şimdi şöyle bir şey tartışılıyor. Sizin sahada gördüğünüz anladığım kadarıyla o değil. Siz diyorsunuz ki evetle hayırın gerekçesi farklı. Ayrışma oradan başlıyor. Halbuki insanlar, analistler diyor ki efendim Türkiye kutuplaşıyor. Biz öyle görüyoruz ki sizin anketlerinizden de e, raporunuzu da okudum ben. Sağ olun gönderdiniz. E, aslında e, referandumda da aynı şey oylanmamış gibi değil mi? İleride değineceğiz ona ama ya bir grup farklı bir şeye değer verirken diğer grup farklı bir şeye değer vererek sahiplerle hareket ediyor değil mi? Sanki böyle ayrı noktadan birleşen bir şey görüyoruz değil mi? Ne diyorsunuz? Evet. evet. Ve ilginç olan bir yandan kutuplaşma tabii ki var ama bir yandan da örneğin dindarlar, muhafazakarlar da hayır dedi. Yani evet. bu tercihler belki ileriki süreçte rapor, evet. tablolarla Raporu anılacağız. Evet, evet. E, toplumun beklentisi bir yeni anayasa değildi. Hı. Toplumun %5.4'ü yeni anayasayı istiyor. Ülkenin en önemli sorunu olarak görme oranı %5.4 civarında. Ülkenin en önemli sorunları nelerdir diye sorduğumuz zaman yeni anayasa söylemiyor. Onun yerine ne söylüyor? Güvenlik diyor, terör diyor, hı hı. ekonomi diyor, işsizlik diyor, hı hı. ülkenin beka sorunu diyor, yolsuzluk diyor, e, Suriyeliler diyor. Örneğin 5 evet. vatandaştan birisi Suriyeliler. Anayasa kadar diyor. Suriyeliler var yani diyorsunuz değil evet. mi? Evet. %5. Eğitim diyor, yargı diyor. Bu neden çok önemli? Evet. Toplum yeni anayasaya önemsemiyor ve şu an zamanı değil diyor. Hı hı. Ama siz bunun yeni zamanı şimdi diyerek ifade ederseniz seçmeni ikna edersiniz. Evet. İktidar da bunu yaptı. Çözüm e, biz terörü, iç güvenliği, dış mihraklara karşı sorunu, ülke beka sorunu biz bu yeni anayasayla çözeceğiz dedi. Evet. Yani seçmene bir vaatte bulundu. Bir evet. gelecek vaat etti. Dedi ki ülkenin bekası için ülkedeki terörün bitmesi için işte e, terör örgütlerinin hayır dediği ifade edildi ve bu yüzden evet denmesi gerektiği altı çizilmesi anayasa referandumu toplum tarafından %80 84 bandında içeriğini asla bilmemek kaydıyla sandığa gidip oy verdi. Bu kadar televizyonlarda anlatıldığı, mitinglerde konuşuldu buna rağmen yani. Öyle. Evet. %15'i bir içliydi. Ve AK Parti ve diğer partiler de aslında bu %15'i ikna etmeye çalıştı. Hı. Onlar üzerine propaganda yaptı. Evet. Ne yazık ki Türkiye'de e, reaksiyonların sonucuna göre bakmadan yani siyasi partilerin verdiği kararlara istinaden hı hı. refleks göstermiştir. Onların tercihini siyasi partiler belirlemiştir, İdeolojiler belirlemiştir. Evet. Örneğin AK Parti'ye oy veren seçmenin %85'i, %90'ı e, referandumun içeriğine bakmayı gerek duymadığını, Sayın Erdoğan'ın bu referanduma evet demesi kendileri için yeterli olduğunu Hı -hı. düşünerek seçmen sandığa gitmiştir. Evet. Ama diğer farklı seçmene baktığımız zaman... Yani parti... Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni peki ne düşünüyor orada? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin %55'i partisinin verdiği karara istinaden oy verdi. Yani evet. demokrat, aydın bir parti olmasına rağmen aslında anayasanın içeriğine onlar da bakmadı. Orada da bakılmadı. Orada şey. da bakılmadı. Burada ilginç olan bir tanesi, Milliyetçi Hareket Partisi mevcut Türkiye'deki siyasi partilerde göre kıyasladığımız zaman disiplini en yüksek siyasi parti, yani parti disiplini e, ve seçmeni, Partisine bağlılığı çok yüksek. Yaraşı bir geçerli diyorsunuz. şey yani. çok yüksek. Ve buna rağmen Hı -hı. Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni yüzde 65'i bu yeni anayasa otoriterleşmeyi e, Hı -hı. ve tek adamlılığı getirebileceğini düşündü. Yüzde, e, yüzdelik oranında çok ciddi anlamda yüksek olarak tek partili paylaştı. E, bir partinin genel başkanıyla bir e, cumhurbaşkanının aynı kişi olamayacağını, evet. e, tek adamlığı getirebileceğini düşünerek ülke ilgili e, endişeleri taşımasından dolayı Millet Hareket Partisi liderlerinin verdiği karara uymayarak hayır vermiştir. Evet. Bu çok önemli. Yani Türkiye'de bu herhalde Türkiye hatta dünya siyasi tarihinde nadir görülecek bir durum değil durum. mi? Durup. Ve aynı zamanda Saadet Partisi gibi ee, muhafazakar, dindar, en önemlisi, milli görüşçü, hı hı. Ee, Türkiye'deki İslam anlayışını en yoğun yaşayan, evet. toplumdan daha radikal e, yorumlayan evet. bir grubun da aslında hayır dediği görülüyor. Gerek parti gerek AK Parti'den kopan seçmen profiline baktığımız zaman bu da görülüyordu. Seçmen hayır cephesinde baktığımız zaman, bir konsensus yaptığı görülüyor uh -huh. yani bir bütünleşme var evet. bu e, farklı etnik kimliklerdeki vatandaşların bir araya geldiği görülüyor Örneğin Büyük Birlik gibi Saadet Partisi HDP gibi Vatan evet. Partisi gibi Cumhuriyet Halk Partisi DSP gibi TKP gibi marjinal partilerin de aslında bu geniş elpazede bir e, hayır cephesinin oluştuğu çok renkli bir hayır uh -huh. Ve burada insanlar partili görüşlerini öne çıkarmadan bir süreç yaşattı. %49'luk bir reaksiyon Türkiye için daha hayırlı olmuştur. Belki toplumda %60-70 anayasayı desteklemediği, %60'ın desteklemesi gerekirken veya %70'i evet. destekleyen çoğulcu bir anayasa olmadığını ifade edebiliyor. Doğrudur. Fakat... İktidara bir sopa göstermiştir seçmen. Demiştir ki bundan sonra bir konsensus yap. o Otoriterleşme, hmm. hmm. demokrasiye sahip çık, çoğulcu hmm. konuş, çoğulcu düşün. Şunu mu söylüyorsunuz çok özür Bu önemli bir konu çünkü bunun üstüne biraz duralım. Şimdi AK Parti tarafında yani Adalet ve Kalkınma Partisi tarafında tamamen lider bunu istedi diye. Ama hayır verenler kendi gerekçeleri de olmasına rağmen rejimin otoriterleşmesi ve tek adamlık doğrudan karşı çıktılar diyorsunuz. Şimdi geriye bir şöyle bir anlattıklarınızı da tekrar üstünden geçelim diyorum. Ve orada hani liderden çok etnik ya da dinsel ya da işte bölgesel siyasal sosyal reflekslerden çok şey geçerli oldu diyorsunuz. Ya yani anayasayı okumasa bile ama bu anayasanın bir otoriterleşme getireceğini söylüyorsunuz. Evet. Bu haritayı öyle yorumlayabilir miyiz efendim? Ne diyorsunuz şimdi? Bu çıkan bir de değişimler var oylarda. Evet. Tekrar bu konuya döneceğiz sizin anketlerinize. Yani bu önemli. Evet. Burada bu Ne diyorsunuz? Bu bu enteresan bir tablo. Ee, mesela İç Anadolu'ya baktığımız zaman ortada bir kırmızılık var. Biz son 14 yıldır Hı baktığımızda... İsterseniz böyle. daha rahat ederseniz kalkabiliriz de. Öyle anlatırsanız. Evet. Ee, burada Türkiye haritasına baktığımız zaman 14 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Hı -hı. hiçbir zaman karşılaşmadığımız bir kırmızılık var. Evet. Yani AK Parti'yi temsil etmediğini gösteren bir haritanın olduğu görülüyor. Bölgesel olarak da hayrı yakın olan noktaların da olduğu üç farklı bölgeyi de görünüyor. Evet. Buralarda Kırmızılığın yani hayırın yüksek olduğunu görmekteyiz. Buradaki etken muhafazakar ve milliyetçi cephelerdir. Yani İstanbul Türkiye'nin en muhafazakar şehridir. Dindar seçmeni dindar, içinde değil mi? Dindar seçmendir. Ankara ve etrafındaki iller aynı keza. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da baktığımız zaman e, bu bölgelerde de muhafazakarlık ve dindarlık aslında yüksektir. Hatta İç Anadolu'da değil mi efendim? Ankara ve... Değil mi? Evet. E, e, Türkiye'de e, Kürt seçmenlerin daha yoğun dindarlığı yaşadığını ve bunların da e, hayra vermesi önemli bir etken, evet. bir değişim var. AK Parti şehirden uzaklaşıyor, büyük şehirlerden uzaklaşıyor. Türkiye'deki 30 büyük şehri aynı zamanda yoğun bir şekilde hayır cephesi olarak görebiliriz. Ve aynı zamanda bu kırmızı olan 32 tane büyük şehirde, AK Parti seçmeni, AK Parti'yi terk ettiğini, AK Parti seçmenin esasında ilk defa yaşlanan bir nüfusa döndüğü, AK Parti'nin iç e, şehir merkezlerinden ziyade kırsal alana hapsolmaya olmaya başladığı, şehirli nüfuslar, şehirli seçmen, kentli seçmen AK Parti'yi terk ettiği görülüyor. Buradaki en büyük ayrıntı, 16 Nisan referandumunun analizlerinin en başındaki yer alan... Bizim Çekahus'ta da verdiğimiz Londra'daki bir briefingte de bunun altını çizdik. Türkiye'deki 18-27 yaş arası gençlerin %62'si hayır demiştir. Hı hı. AK Parti yeni nesil, yeni seçmen kazanamıyor. AK Parti eski seçmenler üzerinde yoğunlaştığı görülüyor. Ve şehirli bu büyük şehirlerde Ülke ekonomisinin özellikle batı bölgesindeki şehirler ve İstanbul dahil Türk ekonomisinin %70-74 bandında evet. ekonomiyi oluşturduğu, ağır sanayi ve turizmi şehirleri olduğu yani görülüyor. Hizmet sektörünün hizmet geliştiği, sektörünün geliştiği evet. alanlardır. Bu şehirlerinde hayır demesi AK Parti'yi zora sokmuştur. Ve bu hafta Sayın Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti çok ciddi bir çalışmaya girdi. Şehirli seçmeni neden kaybediyorum? Evet. Gençlere neden kaybediyorum? Türkiye'deki e, gezi olaylarını iktidar aslında o dönemde iyi okuyamamıştır. Evet. Gezi olay, olaylarında Türkiye'deki 18-27 yaş arası gençlerin %85'i gezi olaylarına destek vermiştir. Bir şekilde sahaya çıkmışlardır. Evet. Kendilerini göstermişlerdir. İlk defa değil mi? Evet. Evet. Bir şey A sorabilir miyim? Çok özel. Evet. Şimdi bu tabloyu çizdiğiniz çok şey yani seçmen çizdi. Siz de yani bunu bilen insan olarak analiz ettiniz. Şimdi kent insanında bir de tabii şöyle bir durum da var. Yani şimdi şöyle anlatıyorlar ama orada sanki bir şey eksik kalıyor. Size soracağım yani lütfen hani katılmıyorsanız da fikrinizi merak ederim. Ya bu kentler aslında çok büyük anlamda küreselleşmeden aslında zarar görmüş. Türkiye'nin bölgesel problemlerinden, ekonomik entegrasyondan sıkıntıya uğramış ve hükümetin uyguladığı politikaların da eşitliksiz veya adaletsiz sonuçlarını almış insanlar. Özellikle genç işsizliği 25-26'lara çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. Bu da bunda öncelikli tercih oluyor mu? Siz sahada görüyor musunuz? Yani efendim ben aslında bir taraftan işte daha muhafazakarım ama ben bir yandan da işsizim. Ben bir yandan da işte ne bileyim sömürülüyorum falan. Bu tür sonuçlar aldınız mı özellikle bu seçmende? Çok ilginç bir sosyoekonomik yapı çünkü. Evet. Hayır diyenlerin e, ülke sorunu olarak en çok gördüğü konular ekonomi, işsizlik, yargı, eğitim gibi konular evet. öne çıkıyor. Buradaki adaletsizliği gör, gö, gördüklerinden dolayı bunlara refleks veriyor. Evet. Örneğin Türkiye'de e, İmam Hatipli okul sayılarının hızla arttırıldığı, evet. örneğin bir acı acıbadem e, sentinde dahi hiç ra, e, talep görmeyeceği bir bölge olmasa rağmen ve mevcut okulları isimleri değiştirerek İmam hatip olarak yer verilmesi seçmene tedirginlik veriyor. Evet. Yani AK Parti'nin oluşturduğu zengin ve entelektüel bir yapı da vardı Türkiye'de. Bu yapıyı kazanmıştı. AK Parti'nin ekonomik vaatlarından dolayı yaşam ve standartlarını, konforlarını arttıracağını düşünerek bir orta sınıf yaratacağını orta evet. sınıf yaratacağını düşünerek seçmen AK Parti oy vermiştir. Şimdi kaybettiği seçmen bunlar. Hı hı. Örneğin bu tabloda yaklaşık 18 tane başlık var. Bunlardan bir tanesi şehirli seçmeni en çok tedirgin eden Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon İmam Hatipli öğrencinin bulunmasından rahatsız. Türkiye'de... Ya Pardon çok özür dilerim. Bu şey bile aslık değil ama söylediniz değil mi? Yani İmam Hatipli geliyor, Türkiye'de layıklık gidiyor anlamında değil. Daha çok o pastadan pay alma konusunda da bir sıkıntı var. Öncelikli olarak İmam Hatipler tercih edildiği için de bir sıkıntı oluyor değil mi? Sadece bu bir hani çok ideolojik mi yoksa sosyoekonomik tabanı var mı? Evet. Buradaki örneğin buna benzer aktroller de seçmeni rahatsız ediyor. Yani hmm. örneğin e... muhafazakar seçmeni de rahatsız muhafazakar ediyor Muhafazakar seçmeni de rahatsız hmm. ediyor. Yani medyadaki e, sivri dilli konuşmalar ve evet. insanları bölücü, e, bütünleştirmeden uzak, sağduyudan uzak, televizyon programlarındaki sunuculardan konuklara kadar. Bu tür e, kitlelerin e, yarattığı barbarlık seçmeni bozmakta, rahatsız etmekte ve seçmenler de aslında o, me e, o e, kurumların reytinglerine baktığın zaman yerlerde olduğu görülüyor. Gerek gazeteleri satmadığı, gerek televizyondan izlenmediği Hı -hı. görülüyor. Burada da aynı şekilde e, seçmen bir anlamda rahatsızlık şöyle oluyor. Adaletsizlik olabileceğini düşünüyor. Evet. Örneğin görüyor e, mu ona aslında? Bir, bir kişi e, devlet kurumunda çalışacaksa öncelik eğer imam hatipli bir geçmişe sahipse öncelik verildiğini düşünebiliyor. Hı hı. Veya bir kamuda bu süreç Örneğin Türkiye'de dindarlık, muhafazakarlık, başörtü örtme gibi konularda azalma vardır. Artmıyor. Yani Türkiye Orta Batı'ya yürümek istiyor. Türkler de Orta Asya'dan itibaren hep Batı'ya yürümüştür. Hiç Doğu'ya ya da Orta Doğu'ya yürümemiştir. Türk halkı kendisini ifade etmede daha özgür davranmıştır. Yaşam çerçevesini daha rahat, özgür bir çerçevede yaşamak istemiştir. O kendi yönde, insanın bu isteği de var değil mi? Özgürlük talebi, hani yani daha itaat ötesi, kendi vicdanıyla, kendi bireyselliğiyle. Çünkü sıkıntıları da öyle yaşıyor. Öyle bir durum da var galiba değil mi var. burada? İşte burada bu tür baskılar seçmeni muhafazakar olmamasına rağmen, dindarlığı artmasına, artmamasına rağmen, bu aşortüsü sayısı, örtünme sayısı azalmasına rağmen muhafazakar dil kullanmaya başlamıştır. Örneğin kamuda, ...işini daha rahat gö evet. götürmek, işini daha kolaylaştırabilmek için muhafazakar dili kullanmaya evet. başlamıştır. Ve bunu e, topluma yansıtılmıştır. Bu medya aracılığıyla başlamıştır. Medyadaki e, sunucuların, konukların, e, kanaat önderlerinin, iş adamlarının... E, sivil toplum kuruluşların muhafazakar Çok önemli bir şey bir, söylüyorsunuz gerçekten. Muhafazakar bir dile sahip olması topluma enjekte edilmiştir. Toplum da bu dili kullanarak işini daha rahat kolay yapabileceğini düşünmüştür. Bu da kork toplumda ötekileştirmeye başlamıştır siyememiştir bu muhafazakar dili kullanmayı Hı -hı. benimseyememiştir. çünkü bunun araçsal bir tarafı evet. da de var dediğiniz gibi ve bir yandan e, toplum üzerinde endişelerde hakim, İşte endişe, rejim endişesi taşıyanlar Hı -hı. gibi birçok kavramları e, bir araya gelerek şehirli seçmeni kaybetmenin en e, önemli 18 başlıktan bir tanesi olduğu görülüyor. Aynı zamanda işsizlik çok yüksek rakamda. Örneğin TÜİK bir açıklama yaptı. Geçen haftalarda %13 civarında işsizlik var diyor. 13.9 verdi ama o tabii aralıklı bir rakam. Evet, bu rakam aslında TÜİK'in verdiği şöyle. Örneğin bir kişi bir Hı -hı. ay içerisinde bir gün çalışmışsa diyor ya da diyor ki 20 gün boyunca 20 gün öncesinden başlaması evet. gerekiyor iş araması gerekiyor. Örneğin kırsal alanda ...part-time çalışan birini işsiz olarak tanım, e, tanımlamıyor. Örneğin e, mevsimlik işçileri şey, işsiz olarak tanımlamıyor. İş aramaktan vazgeçmiş, morali bozulmuş evet. insanı saymıyor falan. E, ev kadınları iş aramaktan vazgeçiyor, iş bulamadığı için evde oturuyor. Onları ev kadını, e, bekar kızları ise ev kızı olarak tanımlayarak e, yapıyor. Esasında baktığımız zaman araştırmalara... ...yaklaşık toplumun %22'si işsiz. Tabii. Genç işsizliği de 35'lere vuruyor. Evet. Ve bu işsizler kırsal alanda şehir merkezlerine gittiği görülüyor... ...ve şehir merkezlerinde aradıklarını bulamıyorlar. Adaletsiz bir Doğru. sistemin olduğunu düşünüyor. Çünkü 14 yıllık AK Parti iktidarı döneminde açılan fabrika sayısı kapanan fabrika sayısından çok çok daha evet. az. Yabancı görüyor. yatırım sadece emlak ve inşaat ağırlıklı yiyor, evet. iş yaratmıyor. Şu mesela özellikle Antalya, Adana gibi, Denizli gibi sonradan metropol olan illerde bunu gördünüz mü? ya Enteresan değil mi? Göç almış ve göç alan kitlenin işsiz ya da yarı zamanlı. Çalışıyor. Ve burada aslında önemli bir konu. Mesela Manisa'yı da almak ha, lazım. Manisa pardon. Evet. Manisa, evet. Manisa hem ağır sanayinin de olduğu bir şehir. Hı hı. Aynı zamanda muhafazakarlığın ve dindarlığın en yüksek olduğu bir e, evet. ildir. E, Mersin aynı keza muhafazakar ve dindar seçmenin bulunduğu bir yer. Adana da aynı. E, muhafazakar ve dindar seçmenin yüksek olduğu yer. İşin ilginç tarafı bu üç şehir Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yönetiliyor. Yani evet. büyük şehirler MHP'de. Aynı zamanda altındaki ilçelerde de MHP ağırlıklı. Hı hı. Ve buralarda da e, hayır'ın yüzde %60'lar ve üzerinde çıkması e, iyi okumak gerekiyor. Yani iktidar bunları mutlaka okuyacaktır. AK Parti'nin e, böyle bir süreçte bir hikaye oluşturması gerekir. Bu hikayenin içerisinde demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, eğitim sistemi gibi kavramlara tekrar fabrika ayarlarına dönerek AK Parti 2002'deki çıkışlarıyla ...Batı e, Avrupa Birliği gibi daha doğrusu reformcu bir yapıya yeniden bürünmesi lazım. Çünkü Türkiye'nin bir doğalgaz, bir petrolü yoktur. Türkiye'nin zenginliği, e, ifade özgürlüğü, demokrasi, yargı bağımsızlığı dünya ya gibi... Dünyaya entegre olması gibi Evet, mi? dünya ile Batı ile özellikle entegre olması özellikle gerekiyor. Avrupa ile. Eğer ki bunları devam ettirmeseyler Avrupa Birliği ile ilgili çok ciddi bir sorunla... Türkiye ekonomik çöküntüye girebilir. Avrupa Avrupasız Türkiye'nin Avrupa'nın dışında kalması Türk e, Türkiye'nin ihracatının yüzde Avrupa'ya olan bir ülke olan Türkiye zora sokar. Türkiye eğer Avrupa Birliği'nden uzaklaşırsa NATO'dan da uzaklaşmış olur. NATO'dan uzaklaşan bir Türkiye Orta Doğu'ya hapsi olur. Orta Doğu'daki bataklığa doğru gitme ihtimali olabilir. Seçmen buna benzer korku ve endişelerini taşıyor. Ee, 7 Haziran'dan 1 Kasım'a doğru giderken seçmen neye göre oy verdi? Dedi ki istikrar sürsün dedi. Evet. Ne lazım? Bakın bu kelime çok önemli. Türk seçiminde son birkaç yıldır önemli etkenlerden bir tanesi. Neme lazım diyerek AK Parti'ye oy vermiştir ve %49-%50'yi almıştır. Pardon ama bir şey sorabilir miyim orada? Şurada Çok bir şey istiyor. daha söyleyeyim. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giderken neme lazım diyerek oy verdi ama şu an bunu söylemiyor. Neme lazım demiyor. Şu an korku ve endişeleri devam ediyor. Bir şekilde oy verebiliyor ama eski seçmen profili yok. Şunu gördünüz mü siz sahada? Şimdi aslında 7 Haziran'da bir düşüş vardı. Yani aslında bu harita 7 Haziran'dan çok da uzak bir harita değil, değil. mi? Değil mi? Değil. Onu peki o özel bir dönem yaşandı. Yani işte ülke içinde, ülke dışında o Haziran'la Kasım arası. O ne mi lazım? Ya yani bu harita aslında o aradaki dönemi saymazsak Buraya doğru gelecek bir haritaydı değil mi? Siz bunu seçmenden algılıyordunuz. Bunu kalıcı bir, şunu sormak için soruyorum. Bu kalıcı bir trende de dönüşecek. Yani ikinci bölümde bunları da sizin haritanıza bakacağız da. onu görüyor musunuz burada? Bunu net görebiliyoruz. Aslında çok önemli bir ayrıntı ifade ettiniz. Bir araştırmacı diliyle ifade ettiniz. Bu tablo aslında 7 Haziran'a. Estağfurullah siz ricade, ilan verdiniz. E, 7 Haziran'ın bir göstergesidir. Raporlarımıza da böyle e, evet. yazmaya çalışıyoruz. İki gündür. Yeni çıkacak raporumuzda bunu ifade ediyoruz. 7 Haziran tablosu var. 7 Haziran ikinci per, ikinci kısımda mı konuşuruz bilmiyorum ama yani 7 Haziran demek. Şansız konuşulan her yorulduysanız oturabiliriz yok, de. Tamam ye, böyle ye, daha ye, yedi, araştırmacı hareketle daha iyi olur diye e, düşündük. 7 Haziran e, tablosu tekrar bize yaşatılmıştır. O zaman 7 Haziran'da ne vardı? Koalisyon. Hı hı. Yani Seçmen dedi ki koalisyon yapın. Olması gereken, gereken koalisyondur diyorsunuz. Yapmadıkları için tekrar hatırlattı ve iktidar muhtemelen oylarının bundan sonra aşağı ineceğini biliyor. Yaşlanan bir AK Parti var. MHP'nin desteğine rağmen e, ayakta durmakta zor olan, yani %51 anlamında ayakta zor ol, zor olmaktır. %51 tabii ki toplumun çoğunun desteğini evet. almıştır ama %51, yani %50 artı 1 anlamına gelir bu. Evet. Demek ki çok zor. Bıçak sırtı. Bakın, son bir yıldır başkanlıkla ilgili devletin bütün imkanları ve sivil toplum kuruluşlarının bütün büyük gücü. Genellikler. E, ağır, ağır sanayiden turizmcisine kadar işlerinin kötü olmasına rağmen destek vererek %51 aldılar. Evet. MHP'nin desteğine rağmen. Bundan sonra ne olur? Bu trend yukarı çıkmaz, aşağıya iner. Evet. AK Parti, daha doğrusu Sayın Erdoğan diyelim. Sayın Erdoğan çok zeki bir cumhurbaşkanımız. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra gelen önemli liderlerden bir tanesidir. Muhtemelen şöyle bir karar alacaklar. Kürt seçmenleri temsil ettiği olarak ifade edilen bir HDP var. Ve Türkiye'de %10 barajının gelme sebeplerinden bir tanesi... HDP gibi bir partinin baraj sorunu yaşamasını oluşturmaktı. Evet. Ama HDP artık baraj sorunu olmayan bir parti. Yani bu pazar bir seçim olsa ya da 3 yıl sonra bir seçim olsa HDP'nin bir baraj sorunu yok. Şeyi görüyor musunuz? Yani şu anda liderleri ve iddialı milletvekilleri ve yöneticileri içeride olmasına rağmen evet. örgütleri de dağılmış olmasına rağmen lokasyon hala baraj üstü görüyor musunuz? HDP? Evet. HDP'nin %10.7 civarında bir oya sahip. Kritik bir şekilde üst. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi bu sürece destek vermesine rağmen %9.5 civarında bir oya sahiptir. Sürece destek verdiği için mi Milliyetçi Hareket Partisinin oyu düştü yoksa Evet. Sürece destek vermesinden dolayı oylarında düşme var. Burada Sayın Erdoğan ne yapacaktır? Sayın Erdoğan muhtemelen barajı düşürmek isteyecektir. Seçim, Ve aynı barajın sistemini değiştirerek. Evet, seçim Öncelikle ne yapılacaktır? Birincisi daraltılmış seçim sistemi gelecek Türkiye'ye. Bu harita onları ürkütmesinden dolayı tahminim en az 20 tane yeni şehir oluşturacaklar. Yani yeni il. Yani bizim 100 tane en az 100 tane yeni toplamda bir ilimiz olabilir. Hmm. Ve bunların birçoğuna yaklaşık belki 20 tanesine daha büyük şehir verilebilir. Neden? Daraltılmış seçim sistemi. İstanbul üçe bölünecek deniyor. İstanbul üç'e bölünüp aynı zamanda Boğazlar Birliği oluşturabilirler. Hı. Bu sistemle İstanbul'u kazanabilirler. Bir şey söyleme, bir, bir şey sormak istiyorum evet. pardon. Şimdi siz şunu diyorsunuz, bir geri almak için yani izleyicilerimiz tabii siz konunun içinde olursunuz. Şöyle bir şey var bütün bu hikayede ama. Yani Türkiye artık ekonomik, sosyal, adil ya da hukuksal anlamda o biraz önce bahsettiğiniz fabrika ayarlarına dönmek ve bu dengeyi sağlayamayacağına göre başka taktiksel geçişlerle bu oy kaybını ancak palyatif tedbirlerle mi e, azaltabilir diyorsunuz. Ana noktada herhangi bir değişiklik olmayacak. Onu gördük. O hal kalkacak dediler. Kalkmadı. İşte bugün gene 50 bin tane kaç 9 bin tane polis şey. Ya onu mu demek istiyorsunuz? yani evet. Ben diyeyim, yani araştırmacı evet. belki demez. Objektif olmak zorunda da ben öyle yorumladım. Evet. Fabrika ayarlarına dönmeye çalışacak, bunun biraz daha mümkün olamadığını görecekler. Dönmeyecek yani. onu. Dönemeyeceği Dön için sistemi değiştirecekler. Mecliste büyük bir çoğunluk var ve MHP gibi bir partinin de halen desteği mevcut. O yüzden ne yapacaklar? Seçim sistemi değiştirecekler. Daraltılmış seçim sistemi gelecek. Daraltılmış seçim sistemiyle İstanbul'u kazanma ihtimalleri artabilir. 20 tane yeni şehir, yeni il getirebilirler. Toplamda 100 tane il ve bunların 50'si toplamda büyük şehir yapabilirler. Bu sayede daraltılmış seçim sistemiyle 600 tane milletvekili yeni sistemle 400'ü yakalamaya çalışabilirler. 400 çoğunluğunu elde etmek için bu meclis bugün bir seçim olsa AK Parti %49 değil. AK Parti oyları aşağı doğru iniyor. O yüzden daraltılmış seçim sistemiyle, Oy kaybetmiş olsa da milletvekili şu anki mevcut sayısından daha fazla milletvekili çıkartabilir. Örneğin AK Parti %40'la daraltılmış seçim sistemiyle tek başına ve daha fazla milletvekiliyle gelebilir. Bunlar tamamen sistemle mümkün. Muhtemelen bunu ayarlama çalışacaklar. Evet. Burada önemli olan bir tane daha var. Bu süreç milletvekilini belirlemek içindir ama yetmiyor. Bir sandık daha var. Cumhurbaşkanı seçilecek. Evet, onu, evet. İkinci sandık. O zaman bu harita yine yeterli değil. O zaman ne yapılması gerekecek? Çünkü bu biraz önceki söylediğim haritadaki değişiklik, yani seçim sistemi değişiklik, daraltılmış seçim sistemi meclisteki milletvekili için bir dağılım. Ama ikinci bir sandık, yüzde bütün gelen, yani bütün şehirlerden gelen oyların toplamında %50'nin üzerine evet. oy alan. O zaman... Birinci strateji buydu. İkincisi de yeni partiler kurulabilir. Yani bahsedildiği gibi ben bir tane merkezde bir parti beklemiyorum. Üç tane... Tam tersi olacak diyorsunuz yani. Biz bu öbür hikayeden hem tam ters çıkacak diyorlar. Evet. Tam tersi koalisyonlar Latin Amerika'daki gibi olacak o zaman. Evet. Yani bundan sonra bir cumhurbaşkanlığı seçimini sandıktan sonra bir koalisyon yapılması mümkün değil. Yani Koalisyonlar artık seçim öncesinde başlayacak. Taviz verilecek. Onu Taviz verilecek. Başka yani değiş tokuşlar olacak falan onu diyorsunuz değil evet. mi? Evet. Bununla birlikte örneğin Güneydoğu'da Hüdapar için belki de baraj daha da aşağı düşürülecek. Evet. Bölgedeki muhafazakar. Bir puş ediliyor zaten ittiriliyor yani bir evet. şey var orada. Ve bir... 16 Nisan gecesinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç defa Hüdapar'la ilgili... Çok olumlu bir şeyler söyledi. Halbuki bir anlamda rakip bir partisi. Örneğin Saadet Partisi. Saadet Partisi baraj ama, sorunu yaşıyor. Ama hayır verdi Saadet Partisi. E, kazanabilirler. Yani ileriki aşamada ittifak yapabilirler. Sen bana mecliste sandalye ver. E, baraj düşsün. Hmm. E, örneğin %5 ya da %6'ya düşürülen bir barajda Saadet Partisi çok rahat barajı geçer. Sen Ben baraj vereyim. Sen mecliste otur. Ama... Cumhurbaşkanlığı ittifakında birlikte hareket edelim. Yani önemli olan aslında cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. Neden? Bakanları o atayacak. Evet, ediyor. yeni sistemde. O. O. Yeni sistemde. Çok az o. vaktimiz var reklama geleceğiz. Bir cümle toparlayalım. Muhalefetin ne yapması gerektiğini ikinci bölümde soracağım. Evet, o yüzden Türkiye önümüzdeki süreçte çok sayıda parti ortaya çıkabilir, kurulabilir ve bu yeni kurulan partiler iktidarı destekleyebilir cumhurbaşkanlığı seçiminde. E, genel seçimde kendisine oy alıp Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı destekleyebilir. Yeni kurulan partiler mevcut partiler içinde baraj aşağı düşürülerek Cumhurbaşkanlığı için ittifak hazırlığına başlayabilirler. Yani Hı. Türkiye koalisyonlarla tekrar karşı karşıya. Aslında bu yapıyla koalisyonlar olmasın evet. dese de ama evet. tam aksine evet. Türkiye gizli koalisyonlara gebe. Evet, tarih onu gösterdi. Demek ki anladığımız kadarıyla Türkiye'nin bu yapıdan yani tırnak içinde istikrar değil, tam tersi daha ilginç ve bizi biraz böyle çalkantılı süreçler, yani hem seçmen olarak hem siyasal aktör olarak çalkantılı süreçler bekliyor. Bu anlattığınız hikaye tamamen Latin Amerika tablosuna uyuyor. Orada biliyorsunuz bu şekilde ileri geri düşüşler oldu. Brezilya'da filan. Bizi pek öyle şeyler beklemiyor. Çok teşekkür ederiz. İkinci yarı devam edeceğiz efendim. Evet. Bir kısa bir ara veriyoruz. Evet, iyi akşam, tekrar iyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. İkinci bölümde devam ediyoruz Sayın Murat Gezici ile konuşmaya. Bana bazı şeyler geldi. Küçük olarak bu Atatürk ile Erdoğan kıyaslamasına biraz itiraz etti izleyicilerimiz. yani kurucu lider ve şeyin aynı olmaması konusunda. Onu da yani söyleyeyim ben de. E benim de görüşüm o. Yani kıyas evet. kıyaslanamaz bir durum var. Atatürk'ten sonra. Evet, olsun. Yani de öyle. Onu söylemiş olalım. Çünkü tepki aldık. biz böyle şöyle şey programız. Her şeyi söylüyoruz. Evet. Şimdi işin iktidar tarafını anladık. Şimdi Türkiye'de şöyle bir yanlış anlayış var. Bu iktidar sonsuza kadar kalacakmış gibi. Bütün araştırmalarımızı ona göre yapıyoruz. Halbuki bu tablo hem bu iktidarın hem de şu anda görevde olan Cumhurbaşkanının ilk seçimde kazanamayabileceğini de bize gösteriyor. Merkez medya bunları pek konuşmuyor sevgili izleyicilerimiz Ama biz Sayın Gezici bu seçimi bilen Daha önce de kendisi biliyorsunuz Kıbrıs'ta Mustafa Akıncı Onun da belki vaktimiz kalırsa konuşuruz Mustafa Akıncı'nın herkes bütün şirketler geride derken bildi Biraz da onu konuşalım istiyoruz Evet Türkiye bir öğrenilmiş çaresizliğin içinde değil sevgili izleyicilerimiz Muhalefetin de yapması gerekenler var Çünkü bunları burada konuşmazsak sonra 7 Haziran gibi sonuçlar çıkıyor Tekrar iktidara geri dönüyor bir tenis topu gibi Ne diyorsunuz muhalefet olsanız ne yaparsınız? Bir, bir soru daha soracağım Kemal Kılıçdaroğlu başarılı mı? Çünkü bir tek o götürdü seçimin şeyini. Bu 49'da onun da Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşunun payı var mı gibi 2-3 soruyu birlikte soracağız. Bundan sonra ne olacağını onlar için de ayrıca yani tamam iktidar illeri değiştirecek, ilçeleri değiştirecek. Buna karşı ne yapabilir diye 3 tane sorun var size. Evet. evet. Ee, öğrenilmiş çaresizlikle başlayalım ilk etapta. Topluma Öğrenilmiş çaresizlik yaşatılmaya çalışıldı. Son 14 yıldır AKP'nin her seçimi kazanacağının vurgusu evet. anlatıldı. Toplumda %70 civarında evetin çıkacağına inandırdılar. Hayır Adob verenler dahi. Hayır, hayır verenler de dahil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerin %40'ı evetin çıkacağını düşünüyordu. Bu toplum tarafından algı operasyonuydu. İşte örneğin bir araştırma şirketi dahil onu, onu birinci biraz sonra söyleyeyim. Şimdi bu seçmen diyor ki ya benim bir oyumla ben bir şey değiştiremem. Eve gidiyorum diyor dizi izleyeceğim diyor Sayın Erdoğan'ı izliyorum diyor. Ee, sabah diyor kalkıyorum radyoda o sabah programlarında o. Sokağa çıkıyorum diyor. Her yerde afişler var. Evet. Baskın bir seçim kampanyası var. vardı. Değil mi? Arka arkaya Erdoğan, Sayın Erdoğan bitmiş. Binali Yıldırım başlamış. Ondan sonra Numan Kurtulmuş hükümet sözü başlamış. Geçen gün birisi anlatıyordu. Evet. Yaklaşık 3,5 saat sürekli canlı yayın öyle gitmiş yani. Ben evet. tanık olmadım da. Evet genel olarak bu da seçmende negatif etki yapıyor. Ya Bunlar çok güçlü kazanacaklar dedi. Hı. Toplum sandıktan uzaklaşmayı düşünüyordu. Fakat son 15-20 günde özellikle bizim raporlarda şu çıkıyordu. Sandığa katılım arttıkça hayır çıkıyordu. Örneğin işte 85-87 arasında bir katılım olursa, hayır evet. garantiydi. Bunu Ak Parti gördü muhtemelen. Ee, sonrasında bir araştırma şirketi çıktı dedi ki katılım dedi 91.9 dedi. Hı hı. Yani biz 88 olursa hayır çıkar diyoruz. Onlar dedi ki 88 değil, 91.9 olursa. Evet oranı 60.8 dedi. Hmm. Bu tamamen liberal demokrasiye büyük bir darbeydi. Hmm. Ve Cumhuriyet Halk Partisi başarılı mı başarısız mısınız diyorsunuz ya. Çok affedersiniz önemli bir konu ama bunu lütfen. Evet. Şey burada burada işte müdahale etmesi gerekirdi. Bir tane protesto etmedi Cumhuriyet Halk Partisi. Anket şirketini değil mi? Evet. Yani, yani e, örneğin ofisi belli bir. Siyah bir çelenk dahi bırakılmadı. Yazılı bir açıklama da yapılmadı. Yazılı yapılmadı. Bir tek e, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sezgin Tanrıkulu meclise bir önerge verdi. Dedi ki hı hı. 3 yıl ile 6 yıl cezalandırılsın. Bence direkt kapatılmalı. Yani eğer ki bilimsel sapmanın dışında bir oran veriyorsa zaten bu işi yapmaya gerek yok. Yani siz %10, %20 yanılacaksınız. Ama bu iş yapacaksınız. Orada bir de katılımla ilgili de bir şey söylüyorsunuz. Evet. Lütfen onu da Burada seçmene aslında mesaj veriyor. Diyor ki sandığa gitmeyin diyor. Sandığa giderseniz yine de evet çıkıyor. Biz o dönemde tam tersini söylüyorduk. 85-87 katılım olursa hayır. 85 görünüyor. Bıçak sırtı %51. Hı hı. Katılım artarsa hayır çıkar. E bakıyoruz araştırmada sosyodemografik yapıya. Sandığa gitmeyenlerin %68'i sosyal demokrat, Atatürkçü, layık, evet. cumhuriyetçi. Sizin anketinizde şöyle bir şey vardı. %75'i hayırcıydı. En az bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş bir seçmen olduğunu söylediniz evet. değil mi? Siz Yavuz Oğan'a evet. bağlanmıştınız değil mi? Evet, bu, bu seçmen bir şekilde geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Ama kazanamayacağını düşündüğü için sandığa gitmiyor. Şimdi o dönemde bu tür anketlerle bir tek... Ee, o kurum değil, başkaları da 56 dedi, 58 dedi. Hatta bana bir tane araştırma şirketiyle telefonda konuştuğumda da, itibarını koru, %56, %57 açıkla dediler. Dedim Hı -hı. ki ben 51.3 buluyorum dedim ve 51.3 yayınlayacağım dedim. Sen e, kendine yazık etmiş olursun. Hatta bir arkadaşımı anlattım böyle böyle dedim. Ya dedi dolaylı yoldan tehdit ediyor galiba. Hı -hı. Yani araştırma şirketlerinin sonuçlarına sadece iktidar sadece muhalefet değiliz. Araştırma şirketleri dahi müdahil oluyor. Enteresan bir Evet, dönem bu yani ilginç. Hatta bir tane araştırma firması çok saygın olarak ifade ediliyor. O da %51 oranında hayır çıkacağını iddia etti. 51.2 dedi. Evet, tek de galiba o. Ee, evet o şirket 2014'te beni aradı. Tarsus'ta bir araştırma yapıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Kılıçdaroğlu yollamıştı Mersin genelinde ve Tarsus'ta da yapıyoruz beni aradı dedi ki Kılıçdaroğlu'nu ikna edelim dedi ben dedi birinci diyeyim dedi falanca kişiye bir profesör için hem de hı hı. sen de ikinci de dedi Kemal Bey'i ikna edelim dedi evet. dedim ki ben böyle bir süreci içerisine asla girmem bir de biz sizinle herhangi bir samiyetimiz yok Sizinle bir dostluğumuz, bir arkadaşlığımız yok. Sen bunu söylemezsen işte CHP 48 noktada anket yapacak. Bunu sana verdiktirmem dedi. Hmm. Sen bunu yapacak mısın, yapmayacak mısın? Ben de yapmayacağım dedim. O dönemde hatta fikir alışverişi yapmak için de bunu nasıl yargıya taşıyabilirim diye Uğur Dündar Bey'i aradım. Hmm. Dedim ki böyle birisi bana bunu söylüyor. Ve nitekim biz Kılıçdaroğlu'na anlattık. Hmm. Bu adam bunu yapıyor dedim. Ve bu adam şu an eee Cumhuriyet Halk Partisi'de iş yapamadığı için bazen Kılıçdaroğlu'nu da ağır eleştiriyor. İşte tankın üzerine çıkmadı hmm. Kılıçdaroğlu bunun diyor. Bunun bir standart olması lazım değil mi? Nasıl Bunu, olacak bunun bir standardı bu şekilde? İşte bu şekilde kirlilik var. Bakın, hey nasıl bir standart olması lazım? İşte bunun lazım? bunun birincisi kamudan ihale almaması lazım. Araştırma, Araştırma kuruluşu. Evet. Ben mesela kamudan hiçbir iş almıyorum. Özel sektörden alabilirsin. Özel sektörden almalı. Örneğin o araştırma şirketi TRT'de gitti program yaptı. Para aldı. Dedi ki başka bir iş daha da yapmamalı diyorsunuz. Sağlı evet. araştırma değil yani. Evet ve bir e, kamuda görevde de bulunmamalı. Yani bir e, radyo programı da ya da bir televizyon programı da yapamaz. Hı hı. Devlet televizyonunda. manada evet te te devlet televizyonunda. Özel sektörde evet. Özel sektörde yapabilir. Ama kamudan asla bir pay almaması gerekiyor. Bağımsızlığını koruyabilmesi için. Evet. E ee, o aldığı parayı da makbuzunu gösteremedi. Göstereceğini ifade evet. etmişti. Onu da ayrı bir konu. Burada örnekler vererek söylüyorum. Neden? Sektör çok kirli. Batı'da mesela İngiltere'de 3 tane kurum kapatıldı. Hı hı. İngiltere devleti üzerinde devlet dedi ki kapatacaksın dedi. Yargıya taşıdı. Ee, manipülasyona izin vermedi. Örneğin Amerika'da 3 tane şirket yanılmasından dolayı şu an ee, araştırmaları artık kamuoyunda yayınlamamak kararı aldı. Hı hı. Sadece abonelerine geçeceğini. Resmen açıklamıyor İngiltere değil mi? Kamuoyuna evet. paylaşmıyor. Evet. Ve e, mutlaka bu tür araştırmalar seçime 10 gün kala yayınlanmamalı. Evet. Sadece. Bizde de var aslında yasak ama kimse şey yapmıyor değil mi? Yani... Evet. Şimdi Sezgin Tanrıkulu Bey bununla ilgili bir e, hazırlık yapıyor. Meclise sundular. Eğer geçerse mecliste ee, seçimden 10 gün öncesinde yasaklanacak. Böyle bir durumda evet. daha farklı olabilir. Burada temizlik nasıl olabilir? Evet. Birincisi araştırma şirketlerine bir oda vermeleri gerekiyor. Ne yazık ki nasıl elektrik e, elektrikçiler için ya da makinelerle hmm. makinecilerle ilgili odalar var. Evet. Ziraat odası var, mühendisler odası var, endüstri mühendisleriyle ilgili oda var, avukatlarla ilgili odalar var. Evet. Türkiye'de Araştırmacılarla ilgili bir oda yok, denetleyen bir kurum yok, şeffaflık ilkesi ne yazık ki yok. Biz her seçim yaptığımız araştırmalardan sonra araştırmacılarla ilgili bir tane dernek var. Biz o derneğe veri setlerimizi veriyoruz. 7 Haziran'da verdik, 1 Kasım'da verdik. Bu seçimde de verdik. Yayınlanıyor mu sonunda? Biz onlar? diyoruz ki biz bunları e, bu şekilde yaptık diye bilgi vererek kontrol etmelerini sağlıyoruz. Önceden veriyorsunuz Öncesinden kaç, veriyoruz. kaç gün önce? Biz mesela çarşamba günden evet. verdik seçimden yaklaşık 5-7 evet. evet. gün Yani arcesinden. Son saniyeler değil. Evet. Onun, demek, onun için sordum. Evet. 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 Çünkü şöyle bir şey var. Mesela bir araştırma şirketi dedi ki 7 Haziran'da sonucu açıkladı. Ee, Ondan sonra yanıldı. Sonra dedi ki ya ben iki gün öncesinde de yaptım. Ama neye dayanarak yaptın? Nerede yayınlandı? E Onu bilmiyoruz. Genelde evet. bu yapılıyor maalesef. Ko ko kontrol mekanizması olmadığı için sektör kirli. Şeffaflık ulaşabilmesi için ilk hatadan başlamak lazımdı. %60.8'de en yüksek evet gösterildi. Bu seçmene yapılan liberal de, darbeydi. Ama seçmen... diyorsunuz. Evet çocuğum. seçmen... %87 gidebilirdi sanda ama %86'sı gitti sanda. Bir puan etki yapmış olabilir. Bir şey daha soracağım pardon. Peki bu meşruiyetle ilgili tartışmak yani iyi de oldu aslında geldiniz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu hep sorulur araştırma kuruluşlarının yöneticilerine. Yani bu meşruiyet tartışması araştırmanın neresinde? Yani bir takım işte işte mühürsüz oylarla ilgili tartışmalar var. Siz bir araştırmacı olarak bunu nerede görüyorsunuz? Bunun etkisi nedir? Yani bu tür oyların etkisi marjinal midir? Bir de o konuda fikrinizi alayım. Sonra muhalefet sorumu unutmadım. Tekrar döneriz. Evet, ben e, şöyle mesela katıldığımız çevredeki arkadaşlar ve bunlar e, genelde donanımlı arkadaşlardan duyduğumuz gerek farklı siyasilerden duyduğumuz 2 milyon civarında ...mühürsüz zarf olduğu konuşuluyor. Evet. Bu mühürsüz zarflar aslında... ...kullanılan sandıklar aşağı yukarı belli. Ve o sandıklarda... E, ...muhalefetin temsilcileri vardı çoğunlukla olarak. E, ıslak imzalarda atıldığı görülüyor. Aslında bir anlamda o mühürsüz zarfların oy kullanıldığı, sandığa atıldığı ve sayıldığı ve rakamsal olarak da örtüştüğü konuşuluyor. Buradaki tek sıkıntı, evet. E, mühürsüz olmaları. E, bu da meşru değil. Evet. E, bu yüzden seçim iptal edilmesi gerekiyordu. Normal olarak bu seçimin evet. iptal edilmesi gerekiyor. Evet. Diyorsun. Ama e, e, iddiaya göre iktidar bunu B planı olarak sakladı. Eğer seçimi kaybetseydi evet, öyle. bunu göstererek seçimi iptal edecek. Hayır söylemiş. çıksaydı hayır bunu çıksaydı. duyuyoruz bizde. Evet. evet. Hayır çıksaydı seçimi iptal edileceği. Şimdi evetlerle ilgili e, örneğin evetlerle ilgili şu vardı. Ne vardı? E, pusulalarda mesela kaşelerle evete basan, hayıra basan, birilerine yaranmak için ya da şirin görünmek için, işte bak ben bu sandık görevlisiydim, ben sandığımda evete bastım, işte ben hayıra bastım deyip iktidara yakın olmak ya da muhalefete yakın olmak isteyen işgüzar sandık görevlileri gördük. Videoları gördük evet, falan. Bu, bu aslında her zaman vardı. Seçmen bunları görüp, ümitsizliğe, Kapılmamalı, liberal demokrasiye inanmalı ve sandığa gitmeli. Bu oran, bu sahte basılan oylar, birilerinin adına oy kullanarak atılan sandıktaki oylar, yani totalde 120 bin civarında olabilir. Türkiye geleni etkileyen bir, e, real bir hile değildir. Hı hı. Yani siz bu hileyi görüp demokrasiye ben artık inanmıyorum deyip sandığa gitmezseniz, esas istemediğiniz sonuçlarla karşılaşırsınız. Peki bir şey soracağım. Bunun hukuksal olarak tekrar işlememesi bunu yaratır mı? Yani seçim sonrası süreç, referandum sonrası süreçteki o işte Danıştay'ın görüşmemesi, Ayime, Anayasa Mahkemesi onu yaratır mı dediğiniz? Yani bir sonraki seçime katılım düşük olur mu? Araştırmacı olarak, öncü bir araştırmacı olarak ne diyorsunuz? Rica ederim. Şimdi burada enteresan bir tablo vardı. 16 Nisan ee, ...gecesinden itibaren Türkiye seçimi şaibeli olduğunu konuşmaya başladı. Hı hı. Bizim merkezimiz Büyükelçilikler ve yabancı ajansa ve Türkiye'deki bazı medya gruplarıyla... ...ki toplantılarımızda ve yazılı medyanın bir kısmında da çıktı. 16 Nisan seçimleri %51 ile sonuçlanacak ve muhtemelen şaibe yapıldı. Seçim hile yapıldı konusu çok baskın olarak konuşulacak... Ve o gün, o akşamdan itibaren 100 bin kişi sokağa çıkabilir, seçimi protesto edebilir ve kanlı eylemler dahi yapılabilir. Bu da seçmeni sandıktan uzaklaştırabilir, Liberal demokrasiye inanmıyorum diyerek hı hı. bir çöküntüye gidebilir. Çok ilginç. Türk medyası 16 Nisan'dan itibaren, sizin kanalı hariç tutuyorum ve birkaç medya evet. daha hariç, ne yaptı? 16 Nisan resmi gayri resmi sonuç vardı işte %51.3. Evet. Bu sonucu konuşmadılar. Seçim hilelerini konuşuldu, meşru olmadığı. Evet. Doğru bunlar konuşulmalı ama 3 konuşuyorsanız bir tane konuşmak lazım. İki Tabii. tanesi doğru. bu seçim sonucu doğru. sizin biraz önceki yaptığınız evet. gibi hatta İstanbul'u konuşacağız onu getirelim. Evet. Bu sonuç neyi ifade ediyor? ...ne oldu? %65'lik... ...%70'lik merkez sağ nasıl çöktü? Evet. Bunların... ...milliyetçiliğine rağmen... ...muhafazakarlıklarına rağmen... ...merkez seçmen, muhafazakar... ...dindar seçmen neden ayrıldı? Çünkü böyle bir efsane de vardı değil mi? Yani Türk seçmeni sağcıdır... ...muhafazakardır, dindardır... ...kusura bakmayın efsane evet. diyorum ama... ...yani var tabii bu ama evet. bu o kadar büyütülmüştü ki... Evet. ...bakın değişti denge değil mi? Doğru. Doğru. Ve bu seçmen... %15'lik bir blok AKP ve MHP'yi terk ederek hayır cephesinde yer aldı. Marjinal olarak ifade edilen, terörle bağdaştıran, hayır cephesinde dindar, muhafazakar ve merkez seçmen o blokta yer aldı. Marjinalize edilen. Evet. İstanbul çok net değil mi Bu, evet. Özellikle İstanbul. bunu da konuşmak isterim sizle. Evet. Şimdi İstanbul... Çok ee, özür dilerim. 94'ten beri ilk defa böyle bir farklı tablo görüyoruz değil mi? Evet. Adalet Kalkınma Partisi ve onu önceleyen Refah Partisi döneminden. Evet. Şimdi e, İstanbul'un en dindar e, şöyle de ifade edelim. İstanbul 3 bölgeden oluşuyor. İstanbul'un 3 bölgede baktığımız zaman en dindarların, en muhafazakarların yaşadığı bölge birinci bölgedir. Yani Anadolu yakasıdır. Haritada da bunu yine bize gösteriyor. Yani yeşil olan bölge evet'i e, evet gösteriyor. İkinci bölgede ise ikinci en dindar, en muhafazakar seçmen olduğu yerdir. Şu bölge, şu şekildeki bölge ikinci bölge. Şu kısım ise üçüncü bölge olduğu görülüyor. Burada Maltepe gibi, Pendik gibi bölgelerde e, Ataşehir aynı şey keza... Burada genel seçimlerde AK Parti birincidir. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi de yarışın içerisinde olduğu yerler evet. vardır. Burada ciddi anlamda hayır'a geçtiğini görüyoruz. Ve yine ikinci bölgede de hayırın yoğun olduğunu, değişime uğradığını, üçüncü bölgede de zaten büyük bir hayır Hı. cephesinin olduğu görülüyor. Bu şehir Türkiye'nin kozmopolik bir şehridir. Ermenisiyle, Yahudisiyle, Kürtleriyle, Lazlarıyla farklı etnik kimlikleriyle bir arada yaşayan bir şehir. Evet. Bu şehir hayır demiştir. En büyük gerekçesi demokrasi ile ilgili kaygıları, evet. endişeleri, ekonomi ile ilgili evet. gidişatın iyi olmamasını hayır demiştir. İstanbul bundan sonra AK Parti'nin kazanma ihtimali zordur. Evet. Kadir Topbaş değerli bir isimdir İstanbul için. Buna rağmen ve onların da oluşturduğu Negatif olayların sürecin içerisinde olması, FETÖ ile bağdaştırılması da bu etkenin en yüksek etkenlerden de bir tanesidir tabii ki. Bu feto FETÖ ile ilgili de bir dindar kesim var mı hayır veren? Yani direkt ilgilenmese de birçok insana dokundu bu işler, KHK'lar, işte evet. şeyler. Onun da payı var mıdır bu tercihler arasında? E, bu e, Türkiye'deki bu kitlenin e, reaksiyon oluşturabilecek kitle oranı yaş yukarı iki buçuk civarında. Kendisini demiyorum ama birçok insana da yani uzadı bu iş yani evet. başka kimlikleri de hani en azından tanıdığı ettiği insanlar oldu direkt o kitleyi saymıyorum Baş yani böyle bir etki olabilir mi bu oylarda? Yani yani ile atılanlar ya da görevden evet, uzaklaştırılan eee evet. kitlelerin yani ailesinde biri aile. vardır falan. Evet. evet. Bu kitleler zaten zamanında bunlar zaten dindar muhafazakar kitlelerdi. Onun için diyorum. Evet. Yani bunlar şey işte namaz kılan, oruç tutan, Hı -hı. muhafazakarlıkların dorukta yaşayan evet. bir kitle. Bunlar AKP ile o süreçte birlikte istişare eden, onların döneminde kamuda görev bulan, onların döneminde kadrolaşan bir kitle ve bu kitle ve kararnamelerle, diğer gerekçelerle atıldı. Hı hı. Ee, ve bu süreçte tabii ki aileleri de bunların muhafazakar bir dinler. Evet, yani ve onlardan da e, reaksiyon oluştuğunu tahmin edebiliriz. İstanbul'un muhafazakar kesimleri dediğiniz yerde ilginç bir şey daha görüyoruz. Yani daha çok entegre olmuş Üsküdar gibi, Fatih gibi hatta Beyoğlu gibi o da yani aslında muhafazakar bir yapı ve şey gibi Eyüp gibi yerler hayır verdi. Ya az önce dediğiniz yani bu adalet talebinin yavaş yavaş dindar kesimden de daha kenarlar evet ama yani kentleşmiş muhafazakar kesimlerde artık bu hikayenin pek inandırıcı olmamaya başladı. Kalıcı mıdır bu durum? Böyle bir kalıcı. Bu kalıcı olur. ama muhalefete iş düşüyor. Ha, az önceki sorumuza da geçelim oraya. Evet. Şimdi burada Türkiye ortalamasının üzerinde sandığa gittiler. Türkiye'de %85 katılım varken burada katılım %88. Hı hı. Yani %90'a yakın. Politize olmuş o zaman İstanbul evet. halkı. Ve e, bu beyaz yaka şehirli seçmen sandığa gitmiştir. Kılıçdaroğlu'nun 2009'da aday olduğu dönemde sandığa gitmemiştir. Sayın Mustafa Sarıgül döneminde sandığa gitmemiştir. Ondan yüksek mi şu anda oran? Evet, daha yüksek. Genel seçimlerden. Genel mi? seçimlerden yüksek, yerel seçimlerden yüksek. Yerelden bile yüksek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüksek. <laughs> Çok ciddi bir katılım söz konusu oldu ama Güneydoğu'da, Doğu Anadolu bölgesinde %22 gitmedi. Yani %78'lik bir katılım. Türkiye genelinde %85, İstanbul'da 88. Ha orası düşürdü evet, diyorsunuz. Do evet. Doğu'dan batıya doğru gittikçe katılım arttı. Hı -hı. Ankara'dan Ankara'yı alabilir miyiz sevgili yönetmenimiz arkadaşlarımız? Evet. Ankara'yı da alabilirsek biz konuşurken. Ankara'dan Muğla'ya doğru gittikçe hayırlar artmıştır. Ankara'dan Erzurum'a doğru gittikçe de evetler artmıştır. Yani seçmenin profiline göre, endişelerine evet. göre artmıştır. Milliyetçi, evet. e, Ankara'da da e, hayır cephesinin aslında büyüdüğü çok ilginç aslında. Şimdi yeşil olan bölgeler evet, evetçiler ama birçok şey, e, ilçede aslında evetle hayır başa baş bir yarış Yükselme gitti. Yükselme oldu evet. Yükselme en oldu. muhafazakar yerlerde bile Ankara'da. Evet aslında yeni bir renk vermek buna lazım. E, ikisinin yarıştığı noktalar var. Ara renk değil mi? Ara renk koymak lazım. Çünkü bu seçmene de hem umut verecektir. Çünkü burada bir Ankaralı seçmen milliyetçiliği daha yüksektir. Ankara İstanbul'da muhafazakarlığı yüksektir ama Ankara'da da ise milliyetçilik... Birine dindar öbürüne daha çok evet. Evet, orta Anadolu seçmeni. Bu milliyetçiliğe rağmen hayırla evet yarışmıştır ve %51 oranında hayır kazanmıştır. Evet. Yani burada yeşil alan... Evet cephesi çok büyük görünüyor ama nüfus olarak nüfus değil mi? olarak şehir merkezi daha yüksek bir alandır. İşte bahsettiğimiz nokta bu. Şehir merkezi iş hacminin yüksek olduğu nokta Ankara'nın tam göbeğidir. Bu kitle orada hayır veriyor ama Ankara'nın kırsal alanı ise evet veriyor. Bir Şey soracağım orada. Yani söylediklerinizden çıkarak aslında bu iş alanı yüksek olan kesimler bir taraftan da 2008 Avrupa krizinden sonra bizim de ekonomik krizde şiddetle yaşayan kesimler. Diğer taraflar belki hani milli gelir olarak daha düşük alıyorlar ama bunlar toprağa bağımlı. Hı hı. Yani onlar merkezi devletin yönlendirilmesine daha açık. Oysa kentteki değil mi? Etimeskut gibi yeni gelişen yerler var değil mi burada yanılıyor muyum? Evet. Mesela bunu rakam olarak söylerim. Milli hasılatta yaklaşık 8 ila 10 bin euro düşen bir kitle hayır diyor ama 3000 euro civarında geçim sağlayan yıllık kitle ise evet diyor. Evet. Yani bu şehirli merkeze doğru gittikçe hayırın yani Aslı şunu söylemek istiyorum, bu hani eskiden şöyle yorumluyorlar diye gezi içinde siz az önce dediniz yani gezi yanlış anlaşıldı. efendim kentli zengin kesimin şımarıklığı bu aslında böyle değil. Yaklaşan da bir şeyi görüyorlar onlar değil mi? Ekonomik yapıyı, işsizliği yani onu kaybedecekleri endişesi de var değil mi orada? Evet, bu gelişmiş yani şehirli insanlar reaksiyonları daha yüksek olabiliyor. Yanında çalışan kişi sayısı fazla. Gençlerde ise sinerjisi daha fazla, sosyal medya kullanımı, birden çok kişiye daha hızlı iletişim kurabilme. En önemlisi bu beyaz yakalı dediğimiz kişiler çok sayıda kişiye hükmetmekte, yanında çalıştırıyor. E, gerek iş dünyası olarak, gerek sivil toplum kuruluşları olarak, e, kanaat önderi olarak bu kişiler ilk baş hayır demiştir. Ve bu kitle... Bundan sonra da kendi tabanına, kendi altında çalışanlara da bunu empoze etmeye devam Etkisi edecektir. Etkisi de fazla değil mi? Eğitim evet, etkileşimi için. artacaktır. Ve onlara hatırlatma yapacaktır. AK Parti'nin bu son dönemdeki yaptığımız araştırmalarda evet'i yükseltmesinin en büyük sebeplerinden Sayın Erdoğan'ın milli ve muhafazakar bir dili kullanması seçmen üzerinde etkili olmuştur. Ve yapılan 14 yıllık AK Parti döneminde, yapılan hizmetlerin hatırlatılması, anayasa, referandumun içeriğini konuşmaktan ziyade örneğin Balıkesir'de sağlık hizmetleri hatırlatılarak o istenmiştir. Seçmende ya bunlar hizmet yaptı diyerek de oy verdi. Yani aslında anayasa konuşmadan Anayasa tartışması bile değil mi? Anayasa kitapçığı bile. Arkadaşlar Murat Bey'in daha önce gönderdiği grafiklerimiz, ya onlara bakarsak onlar bize şey, biz konuşmaya devam eder. Yani bu şey de etkisi var değil mi efendim orada? Yani çok eski korkular falan da üretildi. Mesela evet. işte anayasa kitapçığın yok bu değil bunu geçelim. Bunlar ilk kez oy verenler evet. bakabiliriz ama onu da görmüştük zaten. Evet. Şimdi muhalefet ne evet. yapması gerekiyor? Cumhuriyet Halk Partisi. Bunları geçiyoruz. O şey evet. grafikler, çubuk grafikler. Evet. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa e, merkez seçmenle dayanışma içerisine girdi. Telefonla ya da mektupla ya da bir evet. araya gelerek konsensus yaparak, eee ederek birlikte bir platform oluşturmaya çalıştılar. İçeride bunlar bir araya geldiler evet. ama dışarıda daha farklı davranışa geçtiler. Yani bir Saadet partisi gibi bir partinin genel başkanı temel kara. Bundan sonrakine geçelim. Evet. Bunu biliyoruz zaten evet. tahmini. Evet. Temel evet. kara. Çok güzel. Evet temel kara mollaoğlu gibi bir isimle yan yana gelip evet. birlikte hareket etmesi, bütünleştirici bir dil kullanması ve seçmene hayırdan önce bir düşünün mesajı vermesi çok etkiliydi. %15'lik bir blok geldi. Yani solun yanında merkezden ve dindar seçmenden gelen %15'lik bir kitle vardı. Bu süreç evet. öyle bir tehlikeli bir süreçti ki birileri çıktı dedi ki hayır diyenler teröristür dedi. Ama milliyetçiler evet. biraz düşündü. Burada görüyoruz oldu. değil mi efendim? Evet. İstersin bu sizin Burada, çalışmanız. Burada e, Sayın e, Temel Karamollaoğlu'nun Hayır cephesinde yer almasıyla birlikte milliyetçileri, dindarları, muhafazakarları, ülkücüleri kararlı bir şekilde evet vermeye gitmiştir. Yani örneğin Türk milliyetçilerinin aşağı yukarı %40'ı, şurada 33 yazıyor ama hı hı. kararsızları da dağıttıktan sonra baktığımız zaman %40'lık bir kitle Türk milliyetçisi vermiştir. Örneğin dindarların aşağı yukarı %20'si hayır demiştir. E, yüksek değil mi? Kararsız evet. da yüksek yani. Yüksek de ve, ve muhafazakar seçmenin de aşağı yukarı %20'liği, kararsızları da dağıtırsak %20'si evet, hayır demiştir. Örneğin Kürt milliyetçilerinin %78'i, %80'lık bir kitlesinin hayır dediğini görüyoruz. En yüksek orada galiba değil mi? Evet. Sosyal demokrat var sonra. Evet. Mesela aydın kitleye bakalım. Örneğin Atatürkçüler, solcular, ulusalcılar, liberaller, sosyal demokratlar, laikler ve demokratlara baktığımız zaman bunlar aslında ülkenin %65'ini oluşturuyor. Evet bir etkiye sahipler. Ve bunların çoğunluğunun hayır dediğini görüyoruz. Daha fazla konsolide olmuşlar evet, değil evet, mi? Evet konsolize ve aynı zamanda bir bu mobilizeyi eden söylemler partili, parti fotoğrafları, parti logoları kişiler geriye çekilerek bir süreç yaşatılmıştır. Örneğin 3000 kilometre uzaklıkta yaşanan Türkiye gerginliği, Avrupa'da yaşanan sıkıntılar Türkiye'ye taşınması engellenmiştir. Onun Sayın, etkisi ne kadar e, oldu? Orada büyük bir e, süreç yaşanırken Sayın e, Deniz Baykal Bey hızlı bir hamle yaparak oradaki kaosu sağduya çevirmiştir. Hemen e, kendi programlarını ve oradaki yaşananlara e, kendi programlarını iptal etmiş ve Avrupa'ya sert bir mesaj vermiştir. Bu etkili oluyor Bu mu? Bu etkili hakikaten? olabiliyor. Ee, Sayın e, Deniz Baykal Bey bunu partisinin dışında bağımsız olarak yapmıştır. Bu hamleyi yapmasaydı biraz beklemeye geçseydi, Cumhuriyet Halk Partisi bir iki gün düşünerek karar verseydi çok geç kalırdı. Ama Deniz Bey'in o kıvrak zekasıyla bu süreç kapatıldı. Bir şey sormak istiyorum. Az önce söylediğinizi atlamayalım hemen. Şimdi çok ilginç bir şekilde buradaki kararsız oylarda üç kesimin... ...şeyin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bakın Türk Milliyetçisi'nin kararsızlığı 12.4'te mi başlamış? Evet. E, Atatürkçü kesimin 11.7 çok ilginç geldi bana bu şey. Yani evet hayır da evet. ikinci sırada olması. Bir de yaklaşık olarak 9.8, Dindar kesimi de 10 diye sayarsak... ...ülkücülerin de öyle. Bu dört kesim e, sanki daha sonraki dönemlerde... ...geleceği de konuşmaya başlayalım diyorum. Evet. Türkiye'deki oy dengelerini değiştirecek dört ana... Kesim gibi görüyorum, bir uyanık bir şey Bunlar var orada. Bunlar merkez. Baktığımız zaman profillere baktığımız zaman merkezde seçmen. Bunlar araya sıkışmış bir kitle. Yani AKP politikalarından sıkılmış, demokrasiden uzaklaştığını düşünüyor. Eğitim, kültür ve gelir seviyeleri yüksek, muhafazakar, merkez. Ama merkezde hala devletin bekası söyleminden etkileniyorlar. Etkilenebiliyor. Ama bundan sonra alternatif çıkarsa, örneğin Meral Akşener, Ümit Özdağ gibi diğer e, MHP muhalif, yani. evet. MHP'nin muhaliflerinin oluşturduğu bir oluşum bir araya gelirse bu seçmenden oy alır ve bu oluşum Türkiye'nin cumhurbaşkanını belirler. Kendi aralarından birini de cumhurbaşkanı yapabilirler ve cumhurbaşkanı olabilir. Yani ya Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde böyle bir koalisyon olur. Ya da kendi aralarından biri çıkar, o da oraya tabi olur mu diyorsunuz. Çünkü bir tarafta da ana gövde Cumhuriyet Halk Partisi. Onu da orada şey yapamıyor. İlginç ama Atatürkçü kesimde enteresandı. Yani 11.7 yüksek bir kararsızlık oranı. Doğru, doğru. Bir sonraki şeye bakabilirsek, bir az vaktimiz kaldı ama. Evet, burada da görüyoruz. Bu onun bunu. tam tersi, bunu da geçebiliriz. Evet, geçelim bunu. Kimler evet verdiğini daha önce biraz bahsetmiştik. Evet, biraz daha bahsedelim bunu, ee, Evet, aşağı yukarı %65 civarında... Örneğin MHP'lerin hayır dediğini, AK Partilerin sonraki yaptığımız raporlarda da burada da %85, %90 civarında evet dediğini. Bu değişen o muydu sizin ilk başta hayır sonra evet gördüğünüzde bu kararsız AK Parti yani miydi? Bu son yaptığımız araştırmanın raporu. Hı -hı, bu kararsızları da ağırlığına göre dağıttığımız zaman bunu %90, -90 buluyoruz. Zaten. Evet. Bunu da ağırlığına göre dağıttığımız zaman aşağı yukarı %65 civarında Düvari yapıyor. Bulunur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aşağı yukarı %95'lik bir kitlesinin hayır dediği HDP'de ise bir kaymanın olduğunu gördük. %10-15 bandında e, evet'e oy verdiler. Son anda. E, sandığa gitmemenin etki olduğu görülüyor. Yani hmm. Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da örneğin... Hayır verecek gitmiyor. Evet, örneğin Sur'da e, %15'de AKP'nin oyu surda son evet oranı %33 civarında ama sandığa gitmeyen var %25 %30 civarında sandığa gitmedi. O yüzden sandığa katılmama olduğu zaman oranlar da değişebiliyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitmeme %27 idi. Biz bunu söylediğimizde Birçok kişi inanmadı. Herkes %7 dedi. Örneğin firması da söylemeyeyim ya evet. da birçok araştırma şirketi %7'si gitmeyecek dedi. Biz %24,5-25'in üzerinde gitmeyecek. Bu yüzden Erdoğan Cumhurbaşkanı seçiliyor dedim. Hı -hı. Nitekim %53 alacağını söylemiştik. 53 aldı. Ama bunun altını seçmen e, liberal demokrasiye inanmıyor, sandığa gitmiyor, kazanamayacağını düşünüyor. O yüzden oy vermeyecek. Ekmelettin Bey 39 civarında alacak dedik. Evet. İşte Türkiye'de sandığa katılım artarsa sonuç değişir. Eğer ki muhalefet... E, evet son iki dakikamız evet, muhalefete muhalefet, ve geleceğe yönelik ele evet, bitirelim. Muhalefet e, bütünleştirici bir dil kullanmasaydı bu %49 sağlanamazdı. Seçme sandığa gitmezdi. O zaman doğru bir kampanya. Doğru yani bir kampanya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyası Kı... doğru muydu Evet size? bu seçimin kazananlardan 2-3 isimden birisi de Kılıçdaroğlu'dur. Sağ doyulu, bütünleştirici bir dil kullanmıştır. Anayasayı konuşmuştur. Vatandaşı tehlikelerle ilgili aydınlatmıştır. Toplum da bunu anayasayı yaşayarak bunları görecektir. Kılıçdaroğlu'nun haklı olup haklı olmadığını önümüzdeki evet. bir yıl içerisinde bir buçuk yıl içerisinde göreceğiz. Evet. Son olarak beklenen son sözünüzü alalım. Bir dakikamız kaldı, bir cümle ve bitirelim. Evet. E, önümüzdeki seçimde de seçmen sandığa katılımı yüksek olursa liberal demokrasi ile karşılaşmış olur. Aksi durumda sandığa gitmezlerse Türkiye'nin kaderini o zaman evet. değiştirirler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu programda konuğumuz Sayın Murat Kesiciydi. Her şeyi konuştuk ama eksik varsa kendisi gene lütfedecek, edecek, gene gelecek, gene konuşacağız. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.